Hayırlı akşamlar Moda TV izleyicileri. Spor 52 programına hoş geldiniz. Bu akşam iki konuğumuz var. Birbirinden değerli iki konuğumuz ve işlerinden bir tanesi var ki belli bir yaşların üzerinde kimsenin yürüyemiyorum dediği anlarda dünya ve Avrupa'yı sallayan süper baba anne adıyla bildiğimiz Sevgican Yalçın hocamız. Sevgican bir konuğumuz da yine kickbox antrenörümüz, genç ve dinamik kickbox antrenörümüz. Genç yaşta çok önemli işlere imza atan konuğumuz Serhat Kiraz hocamız yanımızda. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum. Sevgican hocamdan başlamak istiyorum. Sevgican hocam, kendinizi bize tanıtır mısınız kısaca? Ben Sevgican Yalçın, Ordu'nun Çaka köyünde, Aziye mahallesinden. 83'te tekvandoya gönül verdik çocuklarımla beraber. Çocuklarım giderken ben de tekvandoya başladım. Ringlere çıktık. Çok güzel anılarımız oldu. Ben başladığımda Ordu'da ilk bayan olarak, hakem olarak da, antrenör olarak da, sporcu olarak da ben başladım. Yani yoktu. Ondan sonra bayanlarımız çoğaldı. Cengiz hocamız, Yalçın hocamız, sonra Halil hocayla devam ettik. Yıllar, 3 yıl müsabıklık yaptım. Birinciliklerim oldu. Ondan sonra hakemliğe soyunduk yani. Hakemlik devam ettim hakemliğe. 97'de ilk Avrupa Şampiyonası'na girdim Antalya'da. Pumse yarışmalarına girdim. 4. olmuştum orada. Ondan sonra tekrar devam ettim, bırakmadım. Halen daha devam ediyorum. Avrupa Şampiyonlukları, ikincilikler, üçüncülükler, birincilikler. Kore'de hem dünya ikincisi oldum Kore'de de. Bu sene yine online olarak girdik. Orada da 6. oldum orada. Orada pek şansımız yaver gitmedi. Bu sene Allah izin verirse yarışmalara hazırlanıyoruz. Devam ediyorum yani. Evet, size döneceğiz ama Serhat Kiraz genç ve yakışıklı, Altın Ordu'da faaliyet gösteren, son zamanlarda da iyi takip ettiğimiz bir kardeşimiz. Evet. Serhat Hocam, sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Ben de Orduluyum. Çatalpınar ilçesinde 1995 Çatalpınar ilçesi doğumluyum. Spor hep hayatımın bir parçası olmuştu. Daha önceler işte voleybol, futbol, basketbol derken okullarda bir sürü dereceler yaptık. Ama kendimizi bireysel sporlarda ispat ettik. Yaklaşık 15 yıldan beri kickbox, boks, muay thai ve wushu tarzı uzak doğu sporlarını faal olarak yapmaktayım. Türkiye derecelerim oldu bir sürü. Gençtim, bilgim tazeydi ve hocamın keşfetmesiyle bir antrenman verme, antrenman ettirme gayreti vardı. Buna istinaden yaklaşık 6 yıldan, 7 yıldan beri kendi salonumuzu açtık genç yaşta. İşte kickbox, boks branşında, yani Ordu'da doktorlar olsun, avukatlar, mühendisler, yani her yaştan 26-27 yaş meslek grubundan hepsine kickbox ve boks sporunu sevdirmeye başladık. Amacımız burada tabii ki insanlarda hep şöyle bir algı var, işte vurdulu kırdılı sporları aslında bir vurdulu kırdılı olarak değil de daha çok insanın kas ve iskelet anatomi yapısını güçlendirme, kendi özbenliğini, kendi sitesini dışarı vurma, enerjisini atma, formda olma gibi özveriyle insanlara sevdirmeye çalıştık. Çok da başarılı olduk. Çok talep ediliyor. Ordu Altın Ordu merkezde güzel bir spor tesisimiz var. Yani mücadelemizi vermeye çalışıyoruz hocam. Evet, Allah daim etsin. Başarılarınızla dolu sporcular yetiştirin inşallah. Bizler de takipçiniz olacağız inşallah. Sevgican hocam, elinde şöyle bir özgeçmişiniz var. Şimdi bunun hepsini okumaya ben çalışırsam zannediyorum program yetmeyecek ama ben şöyle size kısa soracağım ve sizden de bunların yanıtlarını rica edeceğiz. Siz kaç yaşında tekvandoya başladınız? İlk önce bunu bir izah eder misiniz? Şu anki yaşınız kaç? Ben 30 yaşında, iki tane çocuğum, biri 6 yaşında, biri 8 yaşında başladım. 3 yıl bir müsabıklığım oldu dediğim gibi. Çocuklarım da tekvandocu ama evlendikten sonra bazı sorunlar oldu.
hani mecburen bırakmak zorunda kaldılar. Ama yine devam ediyorlar spora. Sporla ilişkini kesmediler. Ben şöyle bir şey, şu anda 68 yaşına girdim. 67'ydim, 68'e maşallah. Girdim. Spor bizim artık büyük bir aşkımız oldu. Yani imkansız bırakmakta bırakmam da yani. Gidebildiği kadar gideceğim. Kaç yaşında Avrupa şampiyonu oldunuz hocam? Ben 2007 ilk Avrupa şampiyonu oldum. Ne oluyor şu anda? Yanlış söylemeyeyim. 47 miydi acaba? 47 yaşında Avrupa şampiyonu oldunuz. Maşallah. Evet, 47 yaşında. 2013'te hem dünya hem Avrupa, Kore'de. Dünya üçüncülüğü, ikinciliği, üçüncülüğü var. Ben kısaca şöyle bir Sevgican hocamızın süper babaanne diyoruz biz ona, sevgili seyirciler. O bizim süper babaannemiz çünkü torunları var, evlatları var. Biz ona en yaşlı demiyoruz. Hatta ben geçen Daskut bizim arama kurtarma derneğiyle üye olduğunda genel merkezimizin sayfasında en genç üyemizi yaptık diye haberini yaptık. Sen bizim için en gençsin ve ben bazı şeylerini buradan okumak istiyorum. Eğitmenlik ve antrenörlük diplomalarım demiş. Tekvando hakemliği, tekvando antrenörlüğü, milli takım antrenörlüğü, tekvandoda yine halk oyunları eğitmenliği, çim hokeyi hakemliği, step aerobik antrenörlüğü, masörlük, kickbox antrenörlüğü, bilek güreşi hakemliği, yine kickbox hakemliği demiş. Vücut geliştirme antrenörlüğü, fitness antrenörlüğü. Bunlar sizin eğitmen ve antrenörlük, hakemlik yani resmi olarak aynen. Görev aldığınız branşlar. Yani hayatın bir nebze, ben her zaman evet. Söylüyorum spor hayatımız olmalı. Sizin evet. Hayatınız olmuş gibi görünüyor burada. Evet. Yine Türkiye dereceleri var. Tabii Türkiye derecelerini okumayacağım. Çünkü Avrupa dereceleri bizim için daha önemli olduğu için onlar biraz daha şey oluyor. Ben Avrupa derecelerini okumak istiyorum. 1997 dördüncülüğü, Avrupa dördüncülüğü demiş. 2007 Avrupa birinciliği. 2013 Avrupa birinciliği. İspanya'da Avrupa birinciliği. 2018 Avrupa dördüncülüğü. 2015 Avrupa ikinciliği. Belgrad. Burada ülkelerini de yazmış. Ben ülkelerin çoğunu okumadım ama. 2017 Avrupa üçüncülüğü yine Yunanistan demiş. 2019 Avrupa üçüncülüğü 66 yaşında olmuş. Arkadaşlar 66 yaşında. Biliyorsunuz birçok belki arkadaşlarımız, biz anne babalarımız yolda yürüyemezken Sevcan hocam 66 yaşında Avrupa'da derece yapıyor. Bu Türk bayrağını göndere çekiyor. Bu bizim için önemli bir nokta. Dünya dereceleri 2006 dünya dördüncülüğü Pumse dalında almış. 2006 dünya takım beşinciliği. 2007 dünya ikinciliği. Peki hocam, bu maçlarda, bu yaşlarda, bu dereceler elde ettiğinizde ne hissettiniz? Eve geldiğinizde çocuklarınız, torunlarınız size veya sokakta, mahallede arkadaşlarınız nasıl bir tepki gösterdi? Etkisi veya tepkisi nelerdi? Bu yaşta ne işiniz var ya, oturun evinizde mi diyorlar? Evet, yoksa diyen oldu, diyen oldu. İlk başladığım zamanlar aslında çok diyen oldu. Sonradan takdir ettiler. Çok yadırgandım. Eşimi de yadırgadılar, biz de yadırgadılar beni de. Ama böyle başarılar geldiği zaman gerçekten gurur duydular. Sonra baktılar ki güzel bir şey yapıyor. Ben de örnek olmak için zaten bayanlarımıza, evde oturacaklarına örnek olmak için dedim ön ayak olayım. Benden sonra da gerçekten bayanlarımız çoğaldı. İlk evli bayan olarak maça girmiş ben olabilirim yani. Maça çıktığım zaman çocuklar ringden bağırıyorlardı, vur anneciğim, vur anneciğim diye. Hakemler döner bakardı, bu kime diyor diye. Genç kızlarla dövüşüyorduk. Onun için gerçekten ben hem ön ayak olayım dedim. Hani spor çünkü hayatımıza girmesi lazım. Girmeli. Özellikle bayanlara. Girmeli. Spor yani. Hayatımızın bir yaşam tarzı olmalı. Sadece işte şampiyona veya şu bu için gerçek anlamda spor hayatımızda, ben her programda söylüyorum, içtiğimiz su gibi, aynen, yediğimiz yemek, aldığımız gibi ihtiyaç olmalı gibi, evet, diye düşünüyorum. Serhat hocam. Buyurun hocam. Takip ediyoruz. Özel derslere ağırlık görüyorsunuz. Evet. Bireysel derslere ağırlık görüyorsunuz. Bu eğitmenliğiniz, antrenörünüz içerisinde birçok bürokrasiyle, bürokratlarla birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Gençsiniz.
ben genç görüyoruz bize baktığı zaman. Genç, ben genç arkadaşlarımızın hep yönelmesini istiyorum ve seviyorum da böyle şeyleri. Siz bize anlatır mısınız? Antrenman periyotlarınız nasıl devam eder? Hem bu arada neler yaparsınız? Birebir antrenmanlar mı çok zorlar? Grup antrenmanları mı? Evet. Amaç uğurları nelerdir gelen arkadaşlarımızın? Sadece kendini savunmak mı? Yoksa gerçekten burada bir şeyleri öğrenip vücut anatomisini yerine getirmek mi? Evet. Yoksa sokakta birilerini darp etmek veya savunmak mıdır? Evet. Çok güzel bir şey değindiniz hocam. Şimdi her yaştan insanlar insanların ilk gayesi spordan beklentisi sağlık ve güvenlik. Güvenli bir şekilde spor yapması lazım. Spora gelen kişi eğer sakatlanmadan verim alıyorsa bu sporu olumlu şekilde gerçekleştirmiş olur. PT'ler, özel dersler işte niye arttı? Covid'den dolayı insanlar genelde grup antrenmanlarından biraz daha uzak durdu. Çünkü benimle özel ilgilensin. Benimle bana yaşam koştuğu yapsın. Burada özel derslerdeki mantık aslında kişinin beslenmesine, vücut anatomisine, tekniğine, taktiğine, zayıflamasına, yani spor bilincini, senin o 15, 17 veya 20 yıllık birikimini oradaki kişiye zamanını fazla ayırarak bir şeyleri öğretmektir. Grup antrenmanlarında Covid'den dolayı biraz azalmalar, eksilmeler oldu. Mesafeli şekilde sporlarımızı elbette yapıyoruz. Ben bundan 2 yıl önce kadına şiddetle alakalı sosyal bir proje başlatmıştım. İşte ücretsiz bir şekilde eğitim vermiştim onlara. Ben çünkü Bayan Sevgican hocamın da dediği gibi bu tür sporları bayanların yapmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de kadın olmak çok zor. Yani Türkiye'de aslında dünyada kadın olmak zor. Kesinlikle, Türkiye'de değil. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü insanlar zayıf yönlerini, zayıf zaaflarını, duygularını da kullanarak hep ezmeye kalkışan bir kadın yapımız var. Ha bunu duruşla, bunu sporla, bunu diksiyonla, bunu karşılıklı vücudunu güçlendirmekten ziyade özgüvenle beraber geliştirmeye çalışıyoruz. Birçok işte bunda çok örneklerimiz var. Doktorlarımızdan bir tanesi şunu demişti. Hocam dedi, ben gerçekten insanlarla konuşmayı bilmiyordum. Yani çünkü bir de doktorlarımızda hep bir şey var. Yani hasta oraya geldiğinde gerçekten tedavi etmek zorunda. Belki bilmediği şeyler var, belki başaramadığı şeyler var, belki hastanın tedaviye cevap veremediği zamanlar var. Burada işte psikolojik men doktorlarımız çok ezilmeler yaşıyordu. İşte ben gerçekten insanlarla diyalog kurmayı, gerçekten özgüvenli şekilde kendimi ifade etmeyi öğreniyorum demişti. Çünkü bedene disiplin ediyorsun. Bedene disiplin ettiğinde hocam insanların zihni de disiplin olur ve doğruyu, dürüstü, yani iyi olanı seçmeye başlarlar. Burada işte orada da gerçekten 7'den 70'e her türlü insana eğitim vermeye, spor ahlakını, spor bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Ha, biz de genciz. Elbette bizim de sizler gibi işin ehli kişilerden öğreneceğimiz şeyler muhakkak olacaktır. Bir de şuna çok önem veriyorum ben. Beslenme çok önemli. Çünkü artık hayatımızı GDO'a sarmış, FETSUS sarmış hocam. Biz benden önceki nesil daha, siz antrenörler daha iyi biliyor. İşte köyden beslenirdik. Yediğimiz tavuk, yediğimiz yumurtalar artık yumurta değil. GDO hayatımızın bir parçası olmuş. Beslenme, iyi dinleme ve iyi sporla 7'den 70'e herkesin sporla beraber de destekleyerek sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi yolunda gayret göstermeye çalışıyoruz hocam. Şimdi hocam eskiden, yani bundan birkaç yıl öncesine kadar, hı-hı, tüm insanlar çocuklarını, evet, bir spor dalına yazdıracağı zaman ilk hedeflerinde şu vardı. Yani bayrak meselesi değildi, şampiyonluk meselesi değildi. Kesinlikle. Ya çocuğun işte bir sosyal faaliyeti olsun, özgüveni olsun, yerine, aynen, gelsin. Ya da sokakta kendini savunsun. Kreş görevi görüyordu yani. Evet, kreş görevi gibi. Bir ikincisi de bizim bu konulardaki şeyimiz, spor yapan arkadaşlarımız genelde bu uzak doğu sporcularına diyeyim daha doğrusu, herkes böyle kavgacı, sokakta işte bunlar, evet, hep kavga eder. Şiddet, bunlar meyilli, şiddet olan, meyilli olan insanlar olarak görüyordu. Ama son araştırmalarda ve şeylerde görüyor ki tam tersi, bu tür sporları yapan sporcular ve çocuklar ileriye yönelik daha sakin, daha, kesinlikle, böyle kendini tanıyan
karşındaki insanı tanıyan, onunla konuşmayı bilen, onu ikna etme kabiliyeti olan bir hal aldı. Diğer spor dallarına baktığınız zaman, takım sporlarına, bu disiplinin Uzak Doğu sporlarında olmadığını görüyorsunuz. Uzak Doğu sporlarında daha disiplin var. Kesinlikle. O takım sporlarında bu disiplin yok. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki şöyle, mesela Uzak Doğu sporlarında kişinin önce şiddetten bahsedelim. Nefsi hakim, yani bedeni disiplinde kişiler oluşabilecek bir kavga anında veyahut şiddet anında karşı tarafa nasıl bir zarar vereceğini gayet iyi biliyor. Yani o yüzden hep geri çevrede, geri mesafede duruyor. Bu bedeni disiplin edince bu sefer duygularının da önüne geçiyor. Yani şiddete hayır diyor. Biz zaten sporcularımıza şunu her zaman söylüyoruz. Dışarıda kavgadan kaçın. Gerekirse hani diyorlar ya, erkekliğin %90'ı kaçmaktır diye. Kaçın, şiddetten uzaklaşın. Çünkü o adliye koridorlarında veyahut o şeylerde nezarette olmanızı istemiyoruz şeyini gayet iyi biliyorlar. Bir de bizim sporcularımızda şu var. Beslenme şeyini çok, alışkanlığını çok şey yapıyorlar. Nasıl diyeyim, kazanıyorlar. Çünkü vücudun sağlıklı beslendiğinde sağlıklı düşünen insan oluyor. Beynine sağlıklı oksijen gidiyor. Kanın her tarafa dağılması sağladığı için vücut bir dingin, stres olmuyor. Oksidatif stres mesela. Çocuklarımızda yakın zamanda çok görülen bir stres. Çünkü sosyal medyada çocuklarımıza çok psikolojik travmalar, bilgisayarlar, laptoplar, telefon gibi şeylerle, çünkü bir cihazla mücadele ediyor artık çocuklar. Evet. Beyinleri bir cihazla mücadele ediyor. Bu sefer iş dünyasında hep bir patlayıcı bir sinir oluyor. Patlayıcı bir stres birikmesi oluyor. Bunu da ne yapıyoruz? Sporla. Vuracaksan torbaya vur. Kum torbasına vur. Vuracaksan, stres atacaksan lapada, ne bileyim. Yani oradaki beraber bir bağırışı, haykırışı ve ter atması bile bu işi bir nebzede şiddetin önüne geçiyor diyoruz. Aslında biz hep arkadaşlar şunu derdik antrenör arkadaşlar olarak. Telefondan, bilgisayardan uzak durun, velilerimize de hep bunu derken, ama maalesef ki günümüzde şu yakalanmış olduğu ülkelerin hastalıktan nedeni, görüyoruz ki çocuklarımız tamamen aslında bilgisayara, telefona kilitlenmek zorunda kaldı. Bağımlı oldular. Bunun da aslında istemeyerek oldu ama bir türlü en kısa zamanda bakanlarımız, Milli Eğitim, İçişleri, artık Eğitim, Spor Bakanlığı, her neyse, buna bir çözüm bulmalı. Çünkü çocuklarımız gerçekten artık tamamen bağımlı olmaya başladılar. Yani uzaktan eğitimle ders ama çocuklar artık o bilgisayara gömüldüler, o laptopa gömüldüler, o cep telefona gömüldüler. Evet. Bunun biz bir an önce önlemin alınmasını istiyoruz antrenörler olaraktan. Evet Sevgican Hocam, süper babaannemiz, siz sporu hala aktif olarak devam ediyorsunuz. Evet, şu anda biraz önce gösterdiğiniz evinizin altında bir bölümü spor salonu yapmışsınız kendinize ait. Biraz ondan, biraz da hala yaptığınız sporun içeriğinden, size katkılarından bahseder misiniz? Evet. Ben 2008'de emekli oldum. Serhat Hoca'nın salonunu devralmıştım. Bir buçuk yıl da olmadı. Bu pandemi çıktığı için mecburen kapatmak zorunda kaldım ve kendi evimin altını spor salonu yaptım. Orada hem çalışıyorum. Benim köyümün bayanlarını da aslında çalıştıracağım. Şu anda hani bu salgın dolayısıyla istiyorlar mı peki? Gelmek istiyorlar mı? Ben yıllar önce yaptım zaten. Halk eğitim bünyesinde çok kurs açtım. Step aerobik çalışmaları, evet. Anlayışlar yaparlar yani, yapıyorlar. İstiyorlar da. Fakat şimdi bu hastalık hani böyle şey olduğu zaman, yaygın olduğu zaman ben de girmek istemiyorum bazı şeylere. Onun için ama inşallah bir ileriki zamanlarda salonumu da çalıştıracağım Allah izin verirse. Şimdi bu tekvando hocam, tekvando da gerçekten, tabii kickboks da disiplini ama tekvando bambaşka bir spor. Tekvando yani doğ olarak açtığımız zaman doğusunu, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, güzel huy, felsefe, sevgi, sanat, saygı, bütün içine alan kavram, bir kavram yani. Çocukları hem bu küçük yaşta, 6 yaşından itibaren, hatta 4-5 yaşından itibaren de tekvandoya gelebiliyor. Çünkü jimnastik hareketleri olduğu için, illa hemen müsabıklar zaten biliyorsunuz belirli bir kuşak seviyesi var. Olmadan zaten müsabıklar zaten. Hocam ben tam o noktaya değinecektim aslında. Siz bir annesiniz, evet. Siz bir babaannesiniz.
Siz velilere, seyircilerimize buradan ne tavsiye edersiniz? Çocuklarınızı kaç yaşlarında yazdırmalarını, evet, kaç yaşlarında spora başlatmalarını tavsiye edersiniz? Siz bir sporcu olarak, hala musabık bir sporcu olarak, bir babaanne olarak sizin ağzınızdan duymak isteriz. Evet, ben şimdi eskiden jimnastik salonları yoktu çocukları hani vermek için, ama şimdi jimnastik salonları var. Ha, küçük yaştan, 3 yaşından itibaren de, daha da küçük de olabiliyor da evde çalışıyor. 3 yaştan itibaren mesela jimnastik salonlarına veriyorlar. Ha, tekvandoda da zaten hep esnemedir. Esneme hareketleri, jimnastik hareketleri olduğu için. Açma, germe, esneme. Açma, germe, evet. O zamanla zaten kendisine kuşakla girdiği zaman, kuşak aldığı zaman, kendine güveni olduğu zaman zaten hakemler de maç yaptığı zaman koruyorlar. O bakımdan çocukları en azından okula başladığı zaman mesela 6 yaştan itibaren tekvandoya veya herhangi bir spora, evet, yeter ki önemli olan spora versinler. Şimdi spora geldiği zaman Serhat Hocam'ın da dediği gibi hemen işte ayağı kırılır, kolu kırılır, burnu kırılır, bunu düşünüyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü sporda kendini bilmeden zaten maça sokmuyoruz. Bunu yanlış algılıyorlar. İlla ringe çıkacak diye de bir şey yok. Ne yapacak? Gelecek, spor olarak yapacak en azından. Çocuk stresini atacak, arkadaşı olacak, kendine güveni gelecek. Sokakta gezmesi dahi değişecek salona geldiği zaman. Mutlaka yani. Özgüvenini kazanmış olacak. Bir de çocuklarımızda şimdi hep internete dediğiniz gibi internet, televizyon olduğu için ne oluyor? Baka baka hep böyle büküldü, skolyoz. Ne oldu? Hep beli, boynu ağrıyor, beli ağrıyor. Eklem yani Türk değil mi? Gampurlaşıyorlar artık. Gampurlaşıyorlar, evet. Eklem rahatsızlıkları yaşıyorlar. Bunu mesela, evet. Bunu biz şimdi gördüğümüz zaman, ben şöyle baktığım zaman çocuğu olsun, bayağına erkeği, anlıyorum yani. Anlıyoruz spor bunu. Spor yapanla yapmayanı anlıyoruz diyorsun. Spor yapanla yapmayanı da anlıyoruz. Bunun aynen için masörlüğümde olduğu için masör... Evet, onu burada ben ya atladım ya göremedim. Çocuklarıma mesela, çocuklara, bayanlara çok yardımcı oluyorum, söylüyorum yani. Özellikle yapmaları lazım. Hele bu dönemde çocukların, herkesin spor yapması lazım. Kas sistemi, çünkü iskelet ne oluyor? İster istemeyerek öne bükülüyor, anlamıyor. Anlamayınca da veliler de eline veriyor. İşte çocuk sesini çıkarmasın, sussun, bilmem ne olsun. Çoğu velilerimiz bu şekilde. Kesin bir spora gitmeleri lazım. Tekvando branşı, tekvando da bambaşka. Bayanlar için de çok ideal bir spor. Ben severek başladım, severek yaptım zaten. Kickboksla tekvandonun arasındaki fark şu hocam. Birinde ben her zaman söylüyorum. Birinde yumruk var. Eldiven taktığın zaman yüze vurmayacaksın. Evet. Eldiven taktığın zaman yüze vuracaksın yani. Evet. Kickboksta bu. Sadece bir de terimler değişik. Evet. Terimleri başka. Yoksa öbür türlü aynı, hemen hemen ikisi de iki şeyde müsabakaya girebiliyorlar yani. Baktığınız zaman mücadele sporları diyelim. Bazı arkadaşlar buna dövüş sporları diyor ama ben daha çok mücadele sporları adında bunu söylemek istiyorum. Mücadele sporlarında hepsi birbirine çok yakın. Birini tarak kemiğiyle vuruyorsun, birini kaval kemiğiyle vuruyorsun. Aynen. Gibi. Birini içten çıkıyorsun, birini dıştan çıkıyorsun ama hedef aynı noktaya varıyor. Evet. Bir noktaya değindiniz hocam. Ben bunu çok dikkat ettim. Ben buna da her zaman söylüyorum. Kendi velilerime de söylüyorum. Telefonu ver, çocukları sustur. Evet. Şimdi, %80 öyle şimdi, hocam. Maalesef. Anneler, ebeveynler. Evet. Bakın burada iki tane güzel antrenör arkadaşımız var ve bizim annemiz, yaşında annemiz kadar sevdiğimiz, süper babaanne diye adlandırdığımız Sevgican hocamız aynı şeylere değinelim. Biz de değinelim. Söyleyelim. Çocuklarınızı, misafiriniz geliyor, çay partileri yapıyorsunuz. Çocuklarınızın eline telefonu verip odaya gönderiyorsunuz. Çocuk hangi siteye girdi? Evet. Nerede ne yapıyor bilmiyorsunuz. Arada da şöyle kapıyı hafif bir açıyorsunuz. Bakıyorsunuz oynayayım. Ha, oynuyorsa çek kapıyı. Tamam ne güzel oynayayım deyip yerinize gelip, evinize geçip, odanıza geçip misafirinizle veya çay partilerine devam ediyorsunuz. Bunları yapmayın. Yani çocuklarınızın geleceğiyle bu noktada oynuyor. Eğitim evde başlar. Evet. Eğitim evde başlar. Sonra bizde ve okullarda başlar. Onun için Sevgican hocam bu noktaya değindi. Ben de değinmeden geçmek istemedim. Evet Serhat hocam. Evet hocam. Siz gelen veliler çocuğunu getirdi. Hı hı. Size de bu şekilde gelen oluyor mu? Ya bu çocuğumu öğret, işte birkaç kişiyi dövsün, kendini savunsun diye gelen oluyor mu? Şimdi şöyle, okullarda daha çok böyle mülayim, içine kapanık çocuklar, çocukta yani çocuğun doğasında bir yaramazlık vardır.
bir serotonin, mutluluk hormonu fazla salgılandığı için hep böyle bir arayış içerisinde. Zaten çocuklar o yaşlarda işte 6 yaşından 12-13 yaşına kadar zihinlerini, bedenlerini doldurmak isterler. Hem bilgi birikim sorular sorarak hem de mesela yaptığı hareketlerle kas iskelet yapısının gerektirdiği şeyleri yapmak isterler. Veliler bizler işte ya hocam birkaç tane çocuk işte benim çocuğum çok çok beyefendi, çok mülayim, ona tartışıyorlar. Bir özgüveni kendine gelsin, bir açılsın, iki insan tanısın, kasları güçlensin diye gelen veliler var. Biz orada ne yapıyoruz? Aslında velilere de kabahat buluyoruz. Çünkü bir çocuğun psikolojisini önce dediğiniz gibi hocam biraz önce ailede başlar. Çocuğu olgun bir kişi gibi, 35-40 yaşındaki bir kişi gibi konuşacaksınız. Önce karşınıza alıp dinlemeyi ve sizi dediklerinizi yapmaya yönelik doğru şeyler söyleyeceksiniz. Bizim insanlarımızda genelde hep çocuklarımıza pembe yalanlar söyleyerek yetiştirmeye çalışıyorlar. Oğlum sana şunu alacağım, şunu yaparsan bunu alacaksın, almıyorlar. Çocuklar hayal kırıklığı yaşıyor. Mesela karnesi iyi geldiğinde ödüllendirse ona daha iyisini yapacak. Ama karnesi kötü geldiğinde şiddeti hemen gösterir veyahut hakareti hemen gösterir ama ödüllendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Yani ben önce orada veliye kızıyorum. Şunu şunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Yok. O zaman hatanın %40'ı sende. Şimdi %60'ını beraber yapacağız. Önce bedenini terbiye edeceğiz. Sporla özgüvenini getireceğiz. Çünkü kasları güçlü olan çocuk sırt, biraz önce Sevgicen Hocam dediği gibi sırt kasları güçlü olan, karın kasları güçlü olan, omuzu daha hacimli duran bir çocuktan kaslarına güvenir. Yani laktik asit oluşmaz. Yorgunluk, bıkkınlık, hissizlik oluşmaz. Onu geliştirirse bir özgüvenli gelir. Bizim verdiğimiz disiplinle de o kuvvetli olan kasını kötü enerjiyle kullanmaz. Biz mesela hep velilerimize bunu diyoruz. O yüzden çok sporcumuzda da şunu yaşadık hocam. Koordinasyonlu hareketler yaptığımız için, el ve ayak koordinasyonlu hareketler yaptığımız için beynin sağ ve sol tarafına da hükmediyor bunlar. Ne yapıyor? Çocukların kötü olan derslerinde iyileşme de görüyoruz. Kesinlikle. Yani çünkü ben bunu beyin tembelleşmiyor. Evet. Sürekli hareket halinde ve bir şeyleri çalışıyor. Çok yaşadık. Aynen hocam. Çok yaşadık. Çakralar açılıyor. İşte beynine oksijen gidiyor. Daha iyi düşünebiliyor. Bu sefer yapması gerekene odaklanıyor. Bir de aileler, bizde mesela sporda disiplin çok önemli olduğu için askeri usulde disiplin de değil de veliler mesela hocam eti de senin, kemiği de senin. Çocuk bu sefer bizim dediğimizi yapıyor. Hocam diyor bu diyor sen ne yer ye dersen diyor onu yiyor. Ne iç dersen onu içiyor diyor. Seni saçını dinliyor. Kesecek, evet. Kestiremiyor. Hoca ben seni aradım dinliyor. Bir veliyim o şekilde. Evet. Söyler aynen, mi evet. Soruyor? Ben çocuğu sevdim, akşam baktım saçını kestirmiş. Yani bizde antrenörün burada etkinliği ortaya çıkıyor aslında hocam. Kesinlikle evet. Hocam. Onları düzelttikten sonra çocuk antrenman sonrası işte hararetle terlemiş, bak ne güzel terlemişsin, ne güzel şey stres atmışsın, nasıl gidiyor, hayat nasıl gidiyor, hayattan beklentin ne, her şey yolunda mı, derslerin nasıl diyerek bu çocuk bu sefer nasıl değerli olduğunu hissediyor. Ya beni gerçekten bu dünyada değerli hissettiren bir insan var. Çocuklar bunu duymak ister çünkü. Yaşlarda da aynı şekilde. Belli bir yaştan sonra yaşlılar ziyaret edilmek ister, aranmak ister. Aynı şekilde çocuklar da. Ya çocuklara ve yaşlılarımıza onların kıymetli olduğunu hissettirmek kesinlikle lazım. Yani şunu hissettirmek lazım. Sokakta 20 bin çocuk varken 10-20 tane çocuk spor salonundaysa bu çocuk sizin orada özel olduğunu, orada evet. Kıymetli olduğunu ve orada değerli olduğunu hissettirmek kesinlikle lazım. Bu arada mesajlarımız var. Biraz onları da okuyalım. Ve mesajları okumaya başlamadan önce de konuklarımıza soruları olan seyircilerimiz varsa arkadaşlar bize buradan sorularını sorabilirler, yazabilirler, cevaplarız. Özellikle Sevgicen Hocama soruları olan varsa alalım. Okan Sadrengin, sporun Ordu'da kalan 3-5 neferi değerli hocalarım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Okan Hocam. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet. Nuray Sobacı Bursa, teşekkür ediyoruz Nuray. Betül Sağ Esen Kebelek, seninle gurur duyuyoruz demiş Sevgicen Hocam. Yeğenim olur kendisi. Murat Sömlü Kumla Dernek Başkanı, Murat Başkanım teşekkür ediyoruz. Canan Alparslan Canan, sağ esen. Canan evet. Sevgicen ederim. Kardeşim seninle gurur duyuyoruz. Başarıların devamını diliyoruz demiş. Adnan Sobi abim bizi izliyormuş. Teşekkür ediyoruz Adnan abime. Özay Tarık Tarıkçıoğlu yine bu şekilde.
İbrahim Gündoğdu hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Mesela biz de size teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yine söylüyorum, eğer mesajları olan varsa, sorular olan varsa Sevgican hocama da, Serhat hocama da cevaplamaya hazırız. Sevgican hocam, size dönmek istiyorum. Buyur. Siz kickbox da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kickboksa evet, daha genç yaşta başladınız. Kaç yaşında kickboksa başladınız? Kaç yaşında başladım? 2006, 2007. 2007'de başladım. Bir 4 yıl bir kickbox. Ben tekvando antrenörüyüm zaten. Emekli olarak kickbox'tan emekli oldum. Emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak mı oldunuz? Hizmet evet, alımı. Hizmet alımı. Hizmet alımı. Hizmet alımı. Evet. Güzel. O şekilde hizmet alımı olarak girdim. 4 yıl bir şeyim oldu. Serhat Hoca'yla falan gittik müsabakalara evet, falan. Çok müsabakalara gittik. Gittik yani. Ondan sonra şimdi hakemliğe devam ediyorum. Hocam şöyle olur. Bütün mesleklerde emekli olana kadar çalışılır. Emekli evet, olduktan sonra ya ben emekli oldum denip yan gelip yatılır. Ama ben sizde bunu görmüyorum. Kesinlikle. Zaten benim en çok şey yaptığım hani bayanlar olsun biz emekli olduk oturalım. Bu oturmak pasif dinlenmedir. Hani oturalım dinlenelim dediğin zaman hep bitti yani. Hayat biter. Yani hiç mutlaka yapacakları bir şey varsa uğraşsınlar. En azından köyde uğraşsınlar. Sporu kesinlikle en azından yürüyüşü yapsınlar. Kesinlikle sporu bırakmasınlar. Ben hep onun şeyindeyim yani söylüyorum, devamlı da söylüyorum. Hava gibi, su gibi lazım yani. Kesinlikle yapılması lazım. Hocam, ben 2015 yılında Ordu'ya İstanbul'dan geldiğimde okullara gittim. Dedim ki karate dersleri vereceğim. Ve okuldaki birçok müdür, öğretmen arkadaşımız ya olur mu okulda karate dersi mi olur deyip bu işe karşı çıktılar. Sonrasında biz o zamanki vali beyle bir proje hazırladık. Okulun birinde başladık. Okulun ismini de vereyim. Dumlupınar İlköğretim Okulu Fatsa'da ve Cemal Er müdürümüz, Allah razı olsun, o da destek oldu sonrasında. Orada başladık. Ve oradan öyle bir cevherler çıktı ki sonra. Evet. Tamam mı? Bizler nasıl olur da bu çocuklara nasıl ulaşırız? Evet. Ne yapmamız lazım? Antrenörler aslında biz sadece salonumuza kapalı kalmamalıyız. Biz bunun mücadelesini verip aslında bir antrenörler birliği kuraraktan diyorum ben. Bu tür gençlere eğilmek lazım. Spor Bakanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlükleri yetenek taraması yapıyor. Evet. Yani kimse üzerine alınmasın, kimse de kusura bakmasın ama benim branşımı onlar bilemez. Kickboksu onlar bilemez. Evet. Tekvando onlar. Bir tane beden eğitimi öğretmeni kardeşimiz, onun beden eğitimi öğretmenine saygı duyuyorum. Anatomiyi bilir ama beslenmeyi bilir ama benim branşımdaki yeteneği evet, keşfetmesi çok zor. Kesinlikle. En azından il temsilcilerine bir davet göndererekten neden bu yetenek taramalarına bir antrenör istenmiyor? Evet, haklısınız. Yani bir bakıyorsun basketbolcu kardeşimiz karateyi de, tekvandoyu da, futbolu da, judoyu da, güreşini de, bilek güreşinin de hepsinin taramasını yapıyor. Sizce ilk önce Sevgican hocama soracağım. Aynı soruyu yorum olarak sonra Serhat hocam senden alacağım. Peki. Ne diyorsunuz bu konuda? Çok haklısınız hocam. Gerçekten herkes kendi işini yapması gerekiyor. Şimdi hocalarımız bilebilir mesela. Çocuğu baktığı zaman fizik olarak şey olarak bu bunu yapabilir diyebilir. Fakat bu buna diye kendi ben buna göndereyim ona göndereyim diye sanmıyorum yani. Çocuğun şeyini dediğiniz gibi her doktor kendi hastasını bilir. Evet. Yani o bakımdan dediğiniz gibi tekvando kim seçiyorsa tekvando, tekvando, kickbox, kickbox. Karate, karate. Yani karate evet yani bilek güreşi. Mesela bileğinin güçlü olduğunu. Bileği güçlü olacak, omuz kası güçlü evet, olacak, eklemleri güçlü olacak. Aynen. Yani. Aynen dört dörtlük. Yani. Evet yani o bakımdan gerçekten haklısınız. Öyle yapılması lazım. Bizler de yıllarca hocam ben Ünye'de de kaç yıllıydı bilemiyorum 82 miydi neydi ben iki yıl belki Ünye'de olanlar belki beni tanırlar. Geldim Cavit hocamla beraber ben burada kurs da yaptım halk eğitim bünyesinde Kaledere İlkokulu'nda. Sizin dediğiniz gibi sağ olsun anlayış gösterdiler yaptık. Sizin dediğiniz gibi okullarda çok etkiliyorlar. Ben mesela okula ben Çaka'da okulda da yaptım. Müdürümüz
Yeri geldiği zaman müdürler ne işi var orada, kolunu kırar, bacağını kırar, velilere bunu söylediler. Çok tartıştığım zamanlar oldu. Yani o kadar müdür ve bile yani yanlış. Altyapısını bilmemek den kaynaklanıyor. Geçen programda da Cahit Hocam'a konutu gitmiştik. Birkaç hafta önce orada konuştuk. 2016 yılındaki dünya BESYO'daki görev yapan doçent profesörlerin bir araştırmasıdır. Uzak Doğu sporları bir yüzme kadar dahi sakatlığı çıkmamıştır. Evet. Çünkü bütün koruyucu aparatlar olduğu için bazı sporlarda da vuruş noktaları, sakat vuruş noktaları olduğu için. Aynen. Yani şimdi şaşıyorum. Neymiş? Bilinçsizce insanlar çıkıyor bu kavga sporudur, bu dövüş sporudur diyerekten yorumlar yapıyorlar. Serhat Hocam unutmayalım. Bu noktada biraz önceki sorumu sizden de yorumunu alalım. Şimdi yetenek taramasında çocukları çok fonksiyonlu bir şekilde bir slalom, parkur veyahut yetenek değerlendirmesi yapılması lazım. Çünkü hani Sevcan Hoca biraz önce dedi ya, çocuğun kas iskelet anatomi yapısına göre mesela bir kişinin bel fıtığı var mı yok mu, yürüyüşünde aksaklık var mı, neresinde sıkıntı var az çok anlayabiliyorsun. Bir çocuğun yapısına göre zayıf, o belki yetenek çalışmasında çok hızlı koşan biri olur. Atletizm tarzı sporlara yönlendirirsin. Çocuğun topsal, yani futbolla alakalı, basketle veyahut voleybolla alakalı bir top sporuyla uğraşır. Onu uygular, onda yeteneklidir. Ona yönelik yönlendirirsin. Mesela boks, kickbox, tekvando, karate antrenörlerin olduğu bir yetenek taraması yapıldığında bu hocalar eleme usulü alması lazım. Yani sizin de dediğiniz gibi branşa yönlendirirken çocuğun fiziki özellikleri, zihinsel özellikleri, gücü, kuvveti çok hızı, önemli. Hızı da çok önemli. Yani anatomisine göre, çocuğun psikolojik durumuna göre veya çok fazla seçenek sunacaksın ki hangisini iyi yapabiliyorsa oradan seçersin. Yani bir hızlı koşuyor diyen biri boksör olamaz. Veyahut çok güçlü diye biri gülleci olamaz. Orada yılların birikimi olan uzman antrenörler eşliğinde bir tarama yapılmasını ben tavsiye ederim. Ben bir örnek vereyim. Benim bir sporcum var. Çok akıllı, çok zeki ama çok yavaş. Çok yavaş. Çok da güçlü. Dedim ki seni ben kickboksa yönlendireyim. Evet. Bakın bu benim sporcum. Kickboksa yönlendireyim. Çünkü sen ağır kalıyorsun. Evet. Karate hızlı. Karate darba güç vuruşu yok. Tamamen hıza dayalı. Ama kickboksa başarılı olacağına inanıyorum dedim. Zekisin de. Ama gücün de var. Ama hızın yok. Evet. Yani karatede çok zor dedim. Ben o çocuğu aldım. Kickboksa yönlendirdim. Kickboksa hocasıyla da görüştüğümde geçen gün. Evet. Hocam mükemmel bir çocuk diyor. Yani sen bunu bana niye gönderdin diyor. Yani niye gönderdik? Biz hıza dayalıyız. Öbür taraf güce dayalı. O yüzden. Kesinlikle. Ama orada o çocuk mutlaka devam ederse ben inanıyorum ki Türkiye'de ve belki de Balkan Avrupa derecesi olacak. Kesinlikle. Burada antrenör arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Evet. Sadece çocuklardan belli bir miktarda aidat alacağım diye. Ben söyleyecektim. Aidat alacağım diye. Evet. O aidat için zamanlarda kendine, o çocuğu kendinde tutup başarısını engellemeyin. Aynen. Kesinlikle. Gördüğünüz zaman bu yetenekleri çocuklardan mutlaka onu keşfettiğinizde yönlendirin. Evet. Yani burada ne çıkıyor ortaya? Demek ki biz antrenör olarak her şeyin iyisini yapacağız. Dürüst olacağız. Fesat kesinlikle olmayacağız. Kesinlikle. 3-5 kuruş alacağız diye hiçbir çocuğun geleceğiyle oynamayacağız Serhat Hocam. Aynen öyle. Yine mesajlarımız var. Onları da okuyalım. Katılıyorum. Gökçe Gür, Sevgican Yalçın, gururumuzsun. Ahmet Nedim Yurt, başarılar, hayırlı yayınlar diyorum demiş. İbrahim Gündoğdu, Sevgican Hocamı kutlarım. Serhat'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Azimli, çalışkan, güzel sporcular yetiştirdiği için. Serpili Alem, iyi yayınlar. Branşlar arası geçiş yapmak mümkün müdür? Mesela 5-6 yıl karate yapan biri daha sonra tekvandoya geçebilir mi? Tabii. Zorluk çeker mi? Bunun cevabını vereceğiz biraz sonra. İbrahim Gündoğdu yine, orada en güzel ve en başarılı spor kulübü Serhat Spor Kulübü, gurur duyuyoruz Serhat'la demiş. Mehmet hocam. Sami Uzun Başkanım izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Sema Sayesen, korona bile seni uzaklaştıramadı. Tam gaz devam. Son nefesine kadar spor diyorsun. Sporun, tekvandonun idolü, ordulu, süper babaanne, lakaplı teyzem, başarıların devamını diliyorum demiş. Mehmet Güven, gururumuzsun, süper babaanne demiş. Evet,
Süper babaanne. hem bunlara bir cevap ver. Mesela o tekvandodan karateye geçebilir mi? Evet. Karateden tekvandoya geçebilir mi? Biz de vereceğiz ama ilk önce senden alalım. Hem de bu yorum yapan arkadaşlarımıza bir şeyim vardı söyleyeceğim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Burada şimdi dedim ya Ünye'de de şey yaptım diye. Belki tanıyan olabilir. Öğrencilerime, buradaki öğrencilerime şimdi hepsi çoluk çocuk sahibi olmuşlardır. Hepsini öpüyorum. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Şimdi karateden tekvandoya zaten biz hem karate kickboks tekvando dedim ya aynı. Söylediğim gibi çocuklara da ben her zaman söylüyorum. Boks eldivenini taktığın zaman yüze vuracaksın. Boks eldiveni yoksa yüze yok. Diğeri aynı. Belden alta vurma zaten yok. Biliyorsun puan alıcı yerler var. Zaten çocuklara bunu anlattığın zaman puan alıcı yerden başka alt seviyeye vurduğun zaman puanın gider dediği zaman zaten vurmuyor. Onun için ne yapıyor? Puan alıcı yerleri mutlaka öğrencilere söylemek lazım yalnız. Söylediğin zaman bazen oluyor işte çocuk sinirleniyor yüze falan vuruyor. Cezayı alıyor kaybediyor. Niye kaybettin oğlum? Yüze vurdu. Bir daha ne yapacak? Bir daha vurmayacak. Yani o bakımdan istiyorsa eğer ondan da ama kuşak seviyesi var. Kuşak sınavlarına girmesi gerekiyor. Kırmızı evet, siyah kuşak yani olmadı. Mutlaka maça girebilmek için maça belli bir kuşak seviyesine ama ne yapacak? Ulaşması gerekiyor. Evet, evet ulaşması gerekiyor. Gidecek bir tekvando salonuna kaydolacak. Sınavlara 4 aydan 4 aya yapılıyor. Sınavlara girecek. Küçükse mavi kuşakta girebiliyor. Miniklerdeyse. Büyüklerde olduğu zaman kırmızı siyah mutlaka olması gerekiyor. Tabii ki daha iyi yapabilir. Çünkü belirli bir teknikler oturmuş. Mesela Dujagi. Bizde tekvandoda Dujagi derler ama şeyde backing deniyor. Karate'de mavaşı geri dönüyor. Yani kickboksa backing deniyor. Yani. Onun için o bakımdan teknikler aynı isimlere değişik. Onu daha iyi olur, daha iyi başarı evet. elde edebilir yani o bakımdan. Girebilir. Girsin inşallah maçlarını da yönetiriz. İnşallah. Yani. Şunu soracağım. Yakında maç var mı? İzleyeceğiz Hocam, mi sizi? Yakında maç var. Aslında ayın 17'sinde benim Turkish Open İstanbul'da galiba. Vardı. Evet, ben Ordu Belediyesi'nden giriyorum. Ordu Büyükşehir. Çok Büyükşehir Belediyesi'nden giriyorum. O yönetimde biraz şeyler varmış, bütün branşları şu an dondurmuşlar. Onun için maalesef dondurma yapmış dediler. Onun için gidemedim. Yoksa ayın 17'sinde maçım vardı yani. Gidecektim ama inşallah. Sizi inşallah daha Allah nice şampiyonlarda göreceğiz. Sağ Mevlam sağlık versin. İnşallah. Serhat Hocam, Altın Ordu'da kulüp işletmek, işletmecilik nasıl bir şey? Zorlukları nedir? Eksileri nedir? Artıları nedir? Şimdi şöyle, birkaç salonumuz var. Zorlukları şu, ben öncelikle şu sorunuzu cevaplayayım hocam. Bana mesela yüzmeden kara milli takım yüzücülerimiz var. Ben kara antrenmanı yaptırıyordum onlara. İşte omuzları, sırtları daha iyi güçlensin, kondisyon antrenmanları yaptırıyordum. Orada mesela birkaç tane çocuk dedi ki hocam ben sizin dedi videolarınızı izliyorum. İnternet üzerinden çok güzel şeyleriniz var, boks falan. Yüzme antrenmanı, ben de kara antrenmanı yaptırıyorum. Birkaç tane çocuk işte 7 yaşından beri gidiyorum, 15 yaşına kadar yüzme yapmış ama başarı elde edememiş. Bu çocuk bana geldi, 6-7 ay son ve özel ders aldı. Ondan sonra boksta, olimpik bir sporda, Tolga Hanal'da sporcumuz, kulağını çınlatalım, Türkiye üçüncüsü oldu. Yani biraz önce branştan branşa geçip sorusuna mesela en güzel zaten örneklerden... Zaten kaslar yeterince güçleniyor evet, yüzmede. Evet. Buna bir de hız kattığın zaman kesinlikle. Tamam iş bitti yani, işte yani. Çocuk yani 6 ayda ilk gittiğim müsabakada olimpik bir spordan Türkiye üçüncüsü olması çok güzel bir şey. Bu da biraz önceki branşlar arası geçişi çok güzel şey yapıyor. Altın Ordu'da şöyle bir şey, işin ehli kişilerden eğitim alan sporcularımız gerçekten verim alıyor. Doğru şekilde yönlendirildiği takdirde. Ben şuna üzülüyorum. Altın Ordu'da tamam eğitim veriyoruz, antrenman yaptırıyoruz, sporcu yetiştiriyoruz ama işin ehli olmayan kişilerden ders alındığı takdirde sporcular sakatlanıyor. Ne bileyim tekniği tam anlamda bilmedikleri için ya hocam bu teknikler böyle miymiş denildiği zaman bizi ancak bu üzüyor. Bizim aslında mücadelemiz kendi ekip arkadaşlarımız. Herkes kendi branşını mükemmel şekilde yapsa hiçbir sorun olmayacak. Ama ben kesinlikle yadırgamıyorum. Fitness Body benim spor salonumda da var.
fitness body yapan arkadaşlarımız olimpik bir spor, boks branşında veya kickbox branşında işte lapa tutmalar, işte boks çalıştırmalar sırf popülerliğimiz artsın diye yapan kişiler sporcu yetiştirmeye çalıştırdığı için burada bocalıyorlar. Hocam. Yani ben onun mücadelesini ortak şey noktamız, ortak evet. Karın ağrımız, evet. Ortak sıkıntılarımız. Aynen. Görüyoruz 3-5 kulüp bir araya gelip federasyonlar kuruyorlar. Evet. Her zaman değiniyorum. Değinmeden yine geçemeyeceğim. Sen çünkü azıcık değindin gibi. Evet. Sonra bir bakıyorsun. Adamın hiç spor geçmişi yok. Kesinlikle. Hayatında spor nedir bilmez. Evet. Yani belki bir spor salonuna sadece selam vermek için gitmiştir. Bir seminerde, 4 saatlik bir seminerde 3. 4.'den oldu. 2. 3. kademe evet. Antrenörüm deyip çıkıyor ortaya. Aynen. İşte ondan sonra da maalesef salonlarda sinek ağlama dediğimiz ya, tabirle. Ya, çünkü çok neden? Üzücü. Geçen bir arkadaşımla görüşüyoruz. Kulüp açmış. Dedi ki adam bana öyle bir anlattı ki kendine. Havada kuş kapıyor zannettim dedi. Sonra evet. dedi bir baktım dedi hem aynı teknik ya bu branşta başka bir şey yok mu dedim dedi. Evet. Sonra dedi bir gün camdan senin antrenmanını izledim dedi. Oho dedi neler varmış neler dedi. Gittim ya. Söylediğimde kavga ettik ayrıldık dedi. Ya. Yani onun için arkadaşlar velilerimize şuradan seslenelim. Kesinlikle ben de ona bahsedeceğim. Velilerimize hocam. Şuradan seslenelim. Antrenör arkadaşlarımızı seçmek sizin elde. Çocuk seçemez. Evet. Takip edin. Araştırın. Geçmişini, geleceğini, yaptığı işleri, faaliyetleri, davranışlarını, kesinlikle. Çevresini, kişiliğini araştırın. Çünkü bizler, sizler bize en kıyamadığınız değerlerinizi teslim ediyorsunuz. Çocuklarınızı emanet ediyorsunuz. Onun için Allah muhafaza ahlaksızca, bütün branşlarda var bu sadece bizim uzak doğu sporları değil. Bir ahlaksızın eline düşerse çocuğunuz sokaktan alamazsınız. Sonra ah vah fayda etmez. Kesinlikle. İyi bir antrenöre teslim ettiğinizde de hem ahlaken hem kişisel olarak hem de davranış olarak mükemmel bir etkiye çocuğunuz yetişecektir diyoruz. Anladım hocam. Sözünüzü balla keserek ben sporcu velilerine sadece şu 3-5 maddelik şeyi söylemek istiyorum antrenörlerle alakalı. Yani biz öğrenciyi spora götürürken veya spora yazdırarak bir salona götürdüğünüzde antrenörün antrenör belgesi var mı? Daha önce dövüş sporları ise bu şayet sporcu özgeçmişi var mı? Yani sporla alakalı bilgi, birikim ve belgesi var mı? Çünkü biz o sporlara bir sürü maddiyat harcıyoruz. Belgelerimizin vizesi için şey yapıyoruz. Sporcularımızı çalıştırmak için ortamın metrekaresinden tut yetiştirdiğin sporcuların derecesine kadar her şeyle ilgileniyoruz. Bunlara çok dikkat etsinler. Çalıştırıcı kişinin antrenör belgesi var mı? O yıl içerisinde vizeli mi? Kulübü tescilli mi? Kulübü o sporu yapmaya müsait mi? Bunları sorsun. Velilerimiz bence öyle karar versinler. Sevgican hocam. 50 tane sporcumuz var. Salonunuzda. Evet. Bu 50 sporcunun içerisinde bir tane şampiyon çıkarmak mı? Yoksa 3 tane vatanını, bayrağını seven ahlaklı bir birey yetiştirmek mi? Hangisi? Şimdi söz alıp onu söyleyecektim ben size. İçimizde okumuşuz demek ki. Ben her zaman söylemişimdir öğrencilerime. Her şeyden önce ahlak. Doğruluk, dürüstlük demiştim ya. Bana 10 tane de madalya getirsen beni bağlamaz dedim yani. Niye? Her şeyden önce madalyayı alırsın, takarsın boynuna. Ama ahlak, disiplin, maneviyat, saygı, sevgi bu çok önemli. Benim için en önde gelen budur diye her zaman söylüyorum. Gerçekten velilere de söylerim. İşte ne olursa olsun dövüş yapsın da alsın, madalya alsın. Yok. Her şeyden önce ahlak. Önce ahlak her zaman için. Bir de hocam şunu söylüyorum ben. Şimdi öğrencilere hep zannediyorlar ki teknik gösteriyor. Çocuklar zaten ufak bir tekniği gösterdiğin zaman arada da değişik şeyler yapılması gerekiyor. Ben mesela çocuklara sınavdan önce mesela ne yaparım? Önce yazılı bir sınav yaparım çocuklara. Tekvando'nun tabii kickboksun olsun ne olursa olsun. Onlardan da sorarım ama daha çok mesela kendinizi tanıtın derim. Şimdi çocuklara çekinirler, çok içine kapalı, çocuk hiçbir şey söylemez, annesinden ayrı olan, babasından ayrı olan veya babası içiyor, işte annesi bakmıyor. İşte bir sürü sorunlar oluyor, problemler aile içinde. Çocuk söyleyemiyor mesela, ben onların zaten hepsinin tespitini yapmışımdır.
Ne yapıyorum? Yazın çocuklar diyorum, kimseye okutmayacağım. Sadece ben okuyacağım. Biraz önce size de okuttum bazı şeylerinizi. Evet. O kadar çok dertleri var ki çocukların. Yani içim sızlıyor, çoğunu ağlayarak okumuşumdur. Şimdi mesela elimden geldiği kadar da o noksanlarını ben tamamlamışımdır hiç kimseye söylemeden. Yapmışımdır. Çok sevinmiştir, hiç isimlerini de vermem. Şimdi hepsi çoluk çocuk sahibi oldu. Yani o bakımdan sizi hep anne gibi görürler beni, severler de böyle, anlayışlı diye. Ya çocukların şeyine, seviyesine kadar inerim yani. Bu çok önemli. Zaten ben bütün, belki bazı Facebook'umda falan da paylaştığım zaman Serhat Hocam ekle okuyordur. Hı-hı. Bunu derim. Antrenör anne olacak, baba olacak, evet. Psikolog olacak, pedagoji aynen. olacak, kardeş olacak. Kesinlikle. Her şey olacak. Dik duracak, her şey, her şey olacak. Bizi antrenörün evet. işi çok zor. Bir de aslına güven, baktığınız zaman. Bir de hocam lafınızı güvenecek, kesiyorum. Güvenecek. Her şeyini sana güvendiği zaman her şeyini anlattı. Ve ailesini yani, anlatamadığını sana aynen. anlatacak ki. Aynen. Bakın gerçek anlamda bizim bir bireyimiz, bir çocuğumuzu sokağa vermek kadar kötü bir şey yok. Çünkü evet. o bir birey sokağa düştüğü zaman aynen. o bir birey 11'e, 100 bireye bize, ve bize kötülük zararlı. Yayılacak. Evet, netice itibariyle bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyeceğiz. Çünkü evet. yarın o yılan bize dokunacaktır. Bize dokunacak. Onun zaman için evet. biz antrenörler mutlaka sahipleneceğiz. Evet. Her şeyle ilgileneceğiz. Gerekirse okulda öğretmenleriyle görüşeceğiz. Gerekirse ailesiyle görüşeceğiz. Evet. Ve o çocuğu kazanabilmek kazanmak. İçin vatanına, milletine, büyüğüne, efradına saygılı bir birey olması için kendim. Elimizden geleni yapacağız kendim. Diyorum. Evet. evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Hoş şimdi, bir sohbet oldu. Şimdi bir şey de söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Mesela ben çocuk, hiç annenin farkında bile değil, çocuk ayağına yürüyor mesela. Ayağı içe basıyor, dışa basıyor. Ben şimdi bunları hep gözlemlerim, söylerim annesine böyle bir. Aa öyle mi? Yani bunu bilmeyen anneler de var. Hani çocuğunun hiç farkında değil ayağının eğri bastığını. Bunları her türlü inceliyoruz yani. İncelerim. Evet. Antrenör dediğiniz gibi hem anne hem baba. Mesela o çocuğun söylediklerini ben hiç belli etmeden anneye derim ki böyle böyle derim. Bu çocuk böyle böyle ezili böyle. O çok şeylerde de yardımımız olmuştur. Helal son iki olsun. Mesajımız da var. O arkadaşlarımızı küstürmeyelim. Mesajlarını okuyalım. Ondan sonra son sözlerinizi alıp programımızı kapatacağız. Gökçe Gür. Yaşıtları merdiven çıkamazken süper babaannemiz kürsülere çıkıyor. Allah nazarlardan korusun. Güzel başarıları daim olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Serpil Hanım. Antrenörlerin aldığı eğitimler arasında psikoloji ya da pedagojik bir eğitim var mıdır? Evet. Kesinlikle. Antrenörlük kurslarında ve sonrasındaki seminerlerde hem psikoloji hem evet. pedagoji evet. dersleri maalesef alınıyor ve bunun sonucunda da sınav yapılıyor. Kesinlikle. Sınavı geçersen kademen yükseliyor. Sınavı geçersen vizen yapılıyor. Evet Serpil Hanım bunlar da alınıyor. Evet Serhat Hocam senden başlayalım. Son sözlerini alalım. Son sözler yetenek, sporcu, şöhret, karakter ise efsane yapar. Muhammed Ali'nin sözüyle bitireyim. Biz karakterli sporcuya yetiştireceğiz hocam. Kesinlikle. Yani disiplinli, ahlaklı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştireceğiz. Amacımız, gayemiz bu olacak. Buradan milli takım hocamız İbrahim Gündoğdu. Avrupa ikincisi sporcu yetiştirdi. Gamze Soğuksa kızımızı. Mesela bayanların bu tür sporlar yapmasına ben çok önem veriyorum. İbrahim hocam da bu konuda çok iyi. Gene orada mesajlarda kayınpederim falan var. O da mesela kendisi ilkokul öğretmeni. Oradaki mesela öğrencileri spora yönlendirerek bir farkındalık yaratıyor. Yani çevrenizdeki insanları spora yönlendirin. Spordan zarar gelmez ama doğru antrenöre doğru şekilde teslim edin, araştırın derim hocam. Evet, Sevgicen hocam. Ben de mesaj gönderen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Seviyorum herkesi. Çocuklarını herkes spora yönlendirsin diyorum. Spor yapan kişiden hiçbir zaman zarar gelmez. Cahil olmasınlar ve sağlıklarını kazanmak için, sağlıklı bir yapıya sahip olabilmek için hem bedenen hem zihnen hem beyinen spor yapmalarını kesinlikle öneriyorum. Anneler tutsunlar ellerinden çocuklarını, sevdiği bir spora, hangi sporu seviyorsa yeter ki spor yapsın. Sporun hepsi güzeldir. Kesinlikle. Boş durmaktan, evde oturmaktan, internette, bilgisayara bakmaktan
çok çok daha iyidir. Ve de bunun yanında anneler babalar da yapsınlar. Mutlaka spor onlar da yapsınlar ki çocuklar da annelerinden görüp ben çocuklarımla antrenmanlara giriyordum mesela. Pandemi çocuklarımla bittiğinde yapıyordum. Bir kampanya başlatalım o zaman. Çocuğumla ben de spor yapıyorum diye. Yapalım. İnşallah en kısa zamanda da bunu yapalım. Herkese evet size de teşekkür ediyorum bu imkanı bize sağladığınız için. Teşekkürler evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyoruz. Evet sevgili Moda TV izleyicileri, bir Spor 52 programının daha sonuna geldik. Bu akşam iki tane çok güzel bir konuğumuz vardı. Onlarla sporu konuştuk. Sporun yaşı olmadığını konuştuk. Örneklerini aldık. Süper babaannemize ve Serhat hocamıza teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.